Evet arkadaşlar, şimdi enerji konuşacaksak, enerji jeopolitiğini konuşacaksak, Körfez bölgesini, tabii ki dünyayı bir görmemiz lazım. Daha önceden enerjiyle ilgili ders alan var mı? Bir kişi var. Neyle bir ders? Yani ben jeopolitik bölümünü, genel bir ders. Sizinki neydi? Hocam, benim bölümümde enerji ekonomisi diye bir ders vardı, onu seçmiştim. Evet, bu dünya perspektifinden mi baktılar yoksa hangi üniversite? İstanbul Üniversitesi hocam. Evet, İstanbul Üniversitesi. Tamam. Şimdi arkadaşlar, zaten Körfez bölgesini bu kadar ön plana çıkmasının sebebi de nedir? Enerjidir. Değil mi? Enerjiyi oradan aldığınız zaman Körfez de Afrika ülkeleri gibi fakir bir ülke haline dönüşür bir yandan. İşte bunu neden böyle söylüyoruz? Çünkü ihracatları ve gayri safi milli hasılalarının çok büyük bir oranları enerjiye bağlı. Bundan dolayı enerji konuşmamız lazım ama daha büyük bir perspektifle enerji konuşmamız lazım. Dünya, tabii ki dünyadaki enerjiyi görmeden işte Körfez'in enerjisini konuşmakta yani bağımsız bir şekilde konuşmak olmaz. Dünya enerjisiyle beraber konuşmamız lazım. Körfez enerjisini. Şimdi şöyle bir sunumumuz var. Dünya enerji görünümüyle ilgili konuya gireceğiz. Daha sonra enerji değişimleri, Türkiye'nin enerji görünümü, sonra Körfez ülkelerinin enerji görünümü, sonra da zaman kalırsa enerjideki son gelişmeler şeklinde bitecek. Peki bunu nasıl ayarlıyoruz? 5 dakika şeklinde. 5 dakika, 10 dakika. Tamam. O zaman ona göre şey yapalım. Fazla. Zaten bu son dersimde zaten. Gün boyu bayağı bir yorulmuşsunuz. Biz de şimdi derse girdiğimiz zaman 15-20 dakika sonra çocuklar şey demeye başlıyor. Hocam ne zaman bitireceğiz falan demeye başlıyor. Bazen konular çok ağır oluyor. Bilgi vermeniz lazım. Şimdi o bilgiyi biraz daha azaltın. Verdiğiniz zaman da şey getirdim. Yani konuyu bu sefer işleyemiyorsunuz falan. İşte ikisinin dengesini oluşturmaya çalışıyoruz. Şimdi enerjideki dünya görünümüne baktığımız zaman arkadaşlar genel bilgi olarak veriyorum. İşte doğal gazın %22, petrolün %32 değil mi? Özellikle Körfez ülkelerinin çok fazla rezervler var. Petrolün %32. Yani dünyanın enerjisinin 1/3 petrole bağımlı hala. İşte 1/4 doğalgaza bağımlı. 1/4 de kömüre bağımlı. Diğerleri de bu nükleer, yenilenebilir, biyo ve rüzgar, güneş gibi enerji kaynaklarında 1/4 civarında olduğunu görüyoruz. Enerji niye bu kadar önemli diye bir soru yöneltecek olursak arkadaşlar, enerjiyi çıkarttığımız zaman hayatımızda hakikaten şeye gidiyoruz. Yani mağara dönemine doğru gidiyoruz. Çünkü her şey enerjiyle ilintili, her şey enerjiye bağlı. İşte üretimden tutun da akşam eve gittiğinizde işte ışıkların, elektriklerin yanması, konforuz, işte arabalarla bir yerden bir yere seyahat, gemilerle, taşımacılık falan. Yani bütün bu şeylere baktığımız zaman enerjinin hakikaten çok fazla önemsememiz gerektiğini görüyoruz. Ve bununla ilgili de devamlı bir değişim var aslında enerjide. Nedir? İlk başta bu enerji ne yapar arkadaşlar? Enerji bir şeyi harekete geçirir. Yani neyi harekete geçiriyor? Diyelim ki motorun çalışmasını sağlar, arabanın yürümesini sağlar gibi veya fabrikanın çalışmasını sağlar gibi birçok etkisi olan bir meta ve bu meta değişiyor. Mesela yeri geliyor doğalgaz kullanıyorsunuz, yeri geliyor kömür, yeri geliyor petrolden elde ediyorsunuz bunu. Şu anda yanan bu lambaları neden üretildiğini bilmiyoruz. Çünkü karışıyor. Yani yenilenebilir enerjiden de gelebilir. Bir portföy var Türkiye'de. Bütün santraller ürettiklerini o havuza atıyorlar ve o havuzlarda biz kullanıyoruz şu anda.
Altyapıyla. Peki arkadaşlar, bu şimdi böyle de 2040 yılında nasıl olacak? Değişim var. Bu enerjideki değişimi görmemiz lazım. Şimdi buradaki değişime baktığımız zaman görülüyor değil mi? 1990 ile 2016 arasındaki bir talep artışı var. Bir de 2016-2040 yılı bir talep artışı var. Burada kömürün talebinin çok fazla düştüğünü görüyoruz. Petrolün talebinin de düştüğünü görüyoruz. İşte doğalgazın aynı taleple devam ettiğini görmekteyiz. Ve bu yenilenebilir enerji kaynaklarında talebinin iki kat arttığını görüyoruz. Yani böyle bir değişim bekliyoruz. Peki bu değişime en fazla etki eden Çin. Çin tabii. Bu koyuyla işaretlediğimiz şeyler Çin'in bu değişimdeki etkisi arkadaşlar. Kömürün bu kadar fazla talebinin fazla olması Çin'in aslında çok fazla elektrikte kömür kullanmasından dolayıydı. İşte diğer doğalgaz, petrol ve yenilenebilire baktığımız zaman da Çin'in çok büyük bir etkisinin olduğunu görmekteyiz. Tabii niye bu çok fazla Çin'in etkisi var? Çünkü üretimin büyük bir bölümü Çin'e kaymış durumda. Üretim demek aynı zamanda enerji demek arkadaşlar. Ama Çin'in mesela 2016 ile 2040'da baktığımız zaman bazı kömür santrallerinin kapatılmak istendiğini, kapatılacağını, kömürdeki talebin düştüğünü görüyoruz. Yani talebin, eski talebin de aşağısına doğru bir düşüşü görüyoruz. Çünkü Çin'e gidenler vardır belki. Var mı Çin'e giden? Yani orada mesela maskeyle geziyorsunuz. Bunun sebebi de aslında üretimin %75 oranında kömürden üretilmesi. Tabii bu ülkeye belli bir zenginlik katıyor ama diğer taraftan da ülkenin ne yapıyor? Çevre kirliliğiyle beraber problemini ortaya çıkartıyor. Bunun önüne geçmek için Çin ne yapıyor arkadaşlar? Yenilenebilir enerjiye daha fazla yatırım yapıyor. Doğal gazı daha fazla kullanmaya başlıyor. İşte Rusya ile son anlaştılar. Orada daha fazla bir enerji, doğal gaz bunu attı. Sibirya'nın gücü diye. Duydunuz mu? Sibirya'nın gücü. Doğalgaz boru hattı çekiliyor. Daha doğrusu bu senenin başında hemen açılması gerekiyor. Türkmenistan'dan da çektiler hocam. Türkmenistan'dan da çektiler evet. Ama Çin devasa bir şeyi var. Enerji talebi var. Yani ona çok fazla doğalgaz çekilmesi lazım. Yani diyelim ki 50 milyar 60 milyar değil de 500-600 milyar metreküp bir doğalgazı yani tüketecek onun için. Zaten hali hazırda baktığımız zaman Rusya'yı konuşuyoruz ya biz. Rusya'nın toplam doğalgazdaki üretimi ne kadar arkadaşlar? Bilen var mı? Peki Türkiye'nin tüketimini bilen var mı? Türkiye doğalgazda ne kadar tüketim yapıyor yıllık? 57 milyon mu hocam? Evet, 50 milyar civarında bir tüketimi var. Rusya'nın üretimi arkadaşlar 800 milyar bir üretimi var. Bunun sadece 240 milyar metreküpünü satıyor. Diğerini kendisi tüketiyor hiçbir esasında. Mesela Amerika'da çok fazla kaya gazıyla beraber ilerleyen şeylerde onu da söyleyeceğim. Çünkü değişim söz konusu. Şu anda onlarda 900 milyar metreküp bir üretimleri var. Onun bir bölümünü de satmaya başladı. Değil mi? ABD'de LNG almaya başladı. Türkiye'de alıyor mesela. Avrupa'da alıyor. Şimdi bu grafiğe baktığımız zaman arkadaşlar 2016 ile 2040 tarihleri arasında şöyle bir senaryo bekliyor. Bizi Çin'in kırmızı olan tüketimin daha fazla artması anlamına geliyor. İşte Çin Amerika kadar daha bir Amerika kadar enerjiye ihtiyacı olacak. 20 yıl içerisinde. İşte Amerika'nın çok fazla artmadığını görüyoruz.
enerji talebini. Hindistan'ın da değil mi? Son parlayan yıldızlardan biri de Hindistan. Ne yapıyor? Ekonomisi devamlı daha fazla büyümeye başlıyor. Hindistan da bir Avrupa Birliği kadar enerjiye ihtiyacı olacak arkadaşlar. İlerleyen slaytlarda gelecek Hindistan'ın büyük bir bölümü enerjisiz. Yani insanlar enerjiyi bilmiyorlar. Yani köylere falan enerji gitmemiş. Elektriksiz yaşıyor insanlar köylerinde, kırsal kesimlerde. İşte Avrupa Birliği'nin enerjisinin çok az bir miktar arttığını görüyoruz. Diğer işte Orta Doğu'nun ve Afrika'nın da mevcut durumun bir katı kadar daha artacağını söyleyebiliriz. Bütün bunlar nedir arkadaşlar? Enerjide önümüzdeki dönemdeki değişimi gösteriyor. Peki o en büyük değişim nerede yaşanacak? Onlardan bir tanesi elektrikli arabalar. Şimdi 2025'e baktığımız zaman sayıları işte geçen sene herhalde 3 milyona falan çıktı toplam dünyadaki elektrikli araba sayısı. Ama 2040 yılına geldiğimiz zaman bu sayının 300 milyona kadar çıktığını göreceğiz. Tabii bu yeşil olan Çin, diğer Avrupa Birliği, Hindistan ve Amerika bu konuda ön planda olacaklar. Bunu niye söylüyorum? Çünkü biz de son dönemde bir elektrikli araba üretmek için kolları sıvadık. Niye elektrikli? İşte bundan dolayı. Aslında dünyanın değişimi, enerji değişimi fosil yakıtlardan çıkıp bu yenilenebilir enerjiye geçme ve bunun neticesinde de çevrenin biraz daha ne olması, temiz olması. Düşünün mesela İstanbul'da kaç milyon araba vardır? İşte 16 milyon araba varsa Türkiye'de, bunun %40'ı İstanbul'daysa aşağı yukarı 5 milyon değil mi? Var mı bilen rakamı tahmin ediyorum ben? 5 milyon arabanın tamamen elektrikli olduğunu düşünürsek, büyükşehirin o egzoz dumanını ne yapmış oluyoruz? Otomatikman ortadan kaldırmış oluyoruz. Ve petrole bağımlılığımızı ne yapmış oluyoruz? Düşürmüş oluyoruz. Peki bu petrolle ilgili değişim nedir arkadaşlar? Ona baktığımız zaman petrolün passenger car yani otomobilden dolayı talebinin düşeceğini ama petrol kimya ürünlerine olan ihtiyacımızdan dolayı artacağını işte bu hava ulaşımı ve deniz ulaşımından dolayı oralarda elektrikli arabalar ve elektrikli motorlar kullanılamıyor. Çünkü çok devasa güçler gerekiyor. Bir gemi Çin'den kalktığı zaman buraya 3 ayda geliyor değil mi? 3 ay boyunca onun elektrikli bir şarjla, bataryayla beslenmesi mümkün değil şu andaki teknolojiyle. Veya bir uçağın buradan Amerika'ya giderken tamamen elektrikli bir şeyle beslenmesi mümkün değil değil mi? Ona ister istemez daha etkili yakıtlara ihtiyacımız var. Tabii teknoloji devamlı ilerliyor, gelişiyor. İlerleyen bu süreçte de yeni teknolojiler ortaya çıkabilir. Bütün bunları niye anlatıyorum? Bir değişim var aslında ama bu değişim yakın değil. Yani petrolün egemenliği tamamen bitecek mi? Yoksa Körfez ülkelerinin bu petroldeki zenginlikleri neden elde etmiş oldukları zenginlik devam edecek mi? Yakın tarihte öyle bir şey yok ama tabii onların da rezervlerine baktığımız zaman işte 40 yıl, 50 yıl, 60 yıl toplamda bir rezervlerin olduğunu söyleyebiliriz. ABD'de petrol ve doğalgaz üretimi çok fazla etkiliyor bu enerji sektörünü. Çünkü biliyorsunuz ABD, peki şöyle bir soru sorsam size. Dünyada kaç milyon varil petrol üretiliyor günlük olarak? Yani 80 tahmin eden? 80. 80 milyon. Yani evet 100 milyona yakın. 100 milyona çıktı. Yani düşünün dünyanın ihtiyacının 100 milyon varil petrol. Bir varil de aşağı yukarı
160-150 litre. Yani maliyetin şeyine göre değişiyor. Anlamına göre. Yani Amerikan aracı ve British varil sistemi aynı varil sistemi değil arkadaşlar. Boyutları değişiyor. Peki Türkiye ne kadar üretiyor? Tüketiyor arkadaşlar günlük. Türkiye'de 1 milyonu tüketiyor. Yani ben enerji çalışırken şöyle bir şey hep görüyorum. Bütün dünyanın üretimi ve tüketiminde Türkiye genelde %1'lerde. İşte bunu daha sonra nüfusa vurdum, işte yüz ölçümüne vurdum, birçok şeye vurdum. Hakikaten Türkiye dünyanın %1'i civarında. Ekonomik işte büyüklüğü, iktisadı işte %1'den daha fazlaysa üst sıralara doğru gidiyor. Onun altındaysa alt sıralara doğru gidiyor. Yani refahın da %1'ini Türkiye'nin alması lazım. Çünkü coğrafya ve nüfus olarak ortalaması %1 arkadaşlar. Şimdi ABD'deki petrol ve doğalgaz üretimine baktığımız zaman gitgide arttığını görüyoruz. Genelde bu artışın da kaya gazı ve kaya petrolünden elde ediyoruz. Peki arkadaşlar kaya gazı ve kaya petrolü nasıl çıkıyor? Yani farkı nedir normal gaz ve petrolden farklı bilen var mı? Peki kaya gazı ve petrolü ile ilgili herhangi bir bilgisi olan var mı? Yani hocam geçen de Murat Aslan anlatmıştı İran ekonomi koordinatörü oradan benim aklıma kaldı. Petrol aşağı sızınca daha aşağı o kayaların üzerine birikinti yaptığı için insanlar da bunu çıkartıyor. Ondan sonra kayaların üzerine biriken petrolleri bir şekilde çıkartıyorlar. Buna da kaya gazı veya petrol artık neyse. Evet. Şimdi arkadaşlar burası bir kaya gazı ve kaya petrolü sahası. Gördüğünüz gibi gösterebilirsiniz değil mi? Her yeri böyle eşiyor mesela. Oraya bir mal yapıyor, gidiyor oraya yapıyor. Böyle. Alanlar birbirine ne kadar yakın görüyor musunuz? Yani bir yol yapmışlar, boş bir arazi, Amerika'dan bir yer. Oraya giriyor işte, orada işlemini bitiriyor, sonra yan tarafa taşıyor ekipmanı. Orada yapıyor işte, orada yapa yapa böyle araziyi tarıya tarıya gidiyor. Daha doğrusu arazideki petrolleri ve doğal gazları ala ala gidiyor. Nasıl yapılıyor arkadaşlar? Bu şekil var burada. Şimdi üstte 2-3 kilometre dikey olarak bir sondaj yapıyorsunuz. Daha sonra yatay olarak 2-3 kilometre de yatay yapıyorsunuz. Yani bunu birçok ülke henüz yapamıyor. Çünkü dikey sondaj yapabiliyorsunuz ama dikey indikten sonra elmas ucunu yataya çevirip ve yatay bir şekilde orada sondaj yapmak ileri teknoloji gerektiren bir ekipmandır. O da herkeste yoktur. İşte Amerika bunun devrimini yaptı. Nasıl yaptı? İşte arkadaşım da dediği gibi aslında doğal gaz ve petrol var aslında ama geçirimsiz kayışlardan dolayı toplanamıyor bir yerden. Mesela klasik petrol biz nasıl şey yapıyoruz, çıkartıyoruz? O belli bir sahada birleşiyor. Belli bir göl gibi bir şey oluyor. Siz de sondajı vuruyorsunuz oraya, oradan yukarı doğru çıkartmaya çalışıyorsunuz. Ama bunda öyle değil. Bunda üst düzey bir teknik lazım. Bir de rezervler çok az. Mesela diyelim ki dikey olarak girdiniz, yatay olarak da 2 kilometre sondajdan sonra su basıyorsunuz buraya. O suyun içinde %90'ı su, %9'u kum, %1'i de kimyasal madde. Kimyasal madde de kayış tipine göre değişiyor. İşte Avrupalı ülkelerin de birçok ülkenin de itiraz ettiği nokta burası. O kimyasal işte içme sularına karışırsa kaynak sularımız kötü olacağı için, kirleneceği için buna birçok ülke karşı çıkıyor. Ama şöyle yaparsak mesela şuradaki boruyu görüyor musunuz? Orada hem çimento var. Işık şu mu ortadaki mi? Evet. Şimdi arkadaşlar şurada zaten bir şey var. Bu aynı zamanda
boru döşüyorsunuz, çelik boru döşüyorsunuz ve etrafına da çimento döküyorsunuz sızmasın diye. İşte döşüyorsunuz, döşüyorsunuz, buraya kadar geliyorsunuz falan. Sonra başlıyorsunuz, burada çatlatmaya. İşte suyu basınçla yukarıdan veriyorsunuz. Bu şuradaki kayaçlara şey yapıyor, etki ediyor. Sonra kayaçların içerisinde kalan işte o doğal gaz ve petrol aşağı sızınlaşmış olduğunuz sondaja iniyor. Sonra suyla beraber yukarı çıkartıyorsunuz, yukarıda ayrıştırıyorsunuz. Sonra şurayı kapatıyorsunuz, tekrar bir daha şey yapıyorsunuz, burayı çatlatıyorsunuz. Sonra tekrar yukarı çekiyorsunuz falan. Böyle diyelim şey yaptınız, çatlattınız, böylesine çatlatıyorsunuz. Yani resmen bir böyle sondaj yapıyorsunuz, bir böyle sondaj yapıyorsunuz, bir böyle sondaj yapıyorsunuz. Oradaki tabakadaki bütün doğalgaz ve petrolü alıyorsunuz ve sonra çıkıyorsunuz bakımdan. İşte biraz önceki şeyde de işte bunun etrafını alıyorsunuz, sonra buradan bunun etrafını yapıyorsunuz. Bu şekilde ne yapıyorsunuz? Bütün bir sahada doğalgaz ve petrol çıkartmış oluyorsunuz. Başka bir değişim arkadaşlar, doğalgaz ticaretinde yaşayacağız. Daha fazla hareketli hale gelecek doğalgazlar. İşte burada gördüğünüz gibi %60 boruyla %40 LNG ile tedarik edilen veya satılan doğalgazın %60 LNG, %40 boru hattıyla tedarik edileceği bir sürece doğru gidiyoruz. Şimdi ilerleyen şeylerde geleceğiz. Katar mesela oradan ne yapıyor? LNG satıyor değil mi? Niye? Çünkü boru hattıyla oradan başka ülkelere göndermesi biraz daha coğrafi açıdan, yani diğer ülkelerle anlaşması gerekiyor. Daha zor olduğu için böyle bir teknolojiyi kullanıyor. Peki arkadaşlar, doğalgazı daha fazla göreceğiz bundan sonra. Mesela 700 milyar metreküpken ticareti yapılan doğalgaz 2040 yılında bunun iki kat arttığını görüyoruz. 1.3 milyon metreküpe kadar çıkacak. Bu da aslında doğalgazın fiyatının da petrol fiyatının gibi belirlenebileceği, yani uluslararası piyasada baktığımız zaman petrolün fiyatı ne kadar şu anda? Bilen var mı? 65. Evet. 65 civarında, ama doğalgazın fiyatını bilen var mı? LNG işte artıyor, eksiliyor ama bazı ülkelerin fiyatları şöyle aslında. Doğalgazda iki tane fiyat var. Bir tanesi ülkelerin birbirleriyle olan anlaşmaları sonucu, kontratlar sonucu ortaya çıkan fiyat. Bir de spot piyasadaki fiyat. Tabii bu fiyatlar çok değişken. Nasıl değişken? İşte Türkiye'nin İran'la almış olduğu doğal gazın fiyatıyla Azerbaycan'dan ve Rusya'nın almış, oradan aldığımız doğal gazın fiyatları değişken arkadaşlar. Değişiyor. Birisinden daha çok pahalıya alıyoruz, birisinden daha ucuz alıyoruz. O sizin işte iki ülke arasındaki anlaşmaya bağlı. Bunu söyledikten sonra şöyle yapalım. 2016 yılında doğalgaz ticareti yapan ülkelere baktığımız zaman 2016 yılında Rusya'nın birinci, Katar'ın ikinci, Norveç'in üçüncü olduğunu görüyoruz. Bunlar tabii ihraç ediyor bu doğalgazı. İşte Rusya'nın gücü nereden geliyor arkadaşlar? Doğalgazdan geliyor. Aşağı yukarı ticarete konu olan doğalgazın dörtte birini Rusya satıyor. En son bir Türk akımı vardı. Yücel vesile olarak ona da gelebiliriz ama burada fazla girmeyelim. İşte bakıyoruz, bu ülkeler ne yapıyor arkadaşlar? Doğalgaz satıyorlar. Biz de doğalgazımızın yüzde kaçını yurt dışına alıyoruz? Doğalgaz Türkiye'de üretiliyor mu arkadaşlar? Var mı rezervimiz? Türkiye %99'unu yurt dışından alıyor. Yani bu 50 milyar metreküpün 49,5'unu yurt dışından temin ediyoruz arkadaşlar.
nereden baksanız %100 yurt dışına bağımlıyız yani doğalgazdan. Oraya o biraz önce bahsi geçen doğalgazla ilgili fiyatları koydum arkadaşlar. İşte burada 3 tane farklı fiyat var. Bunlardan bir tanesi Amerika'da en alttaki sarı olan. Çıkmıyor, gözükmüyor mu? Onun altı gözükmüyor. Sarı olan Amerika'daki doğalgaz fiyatı. Ortadaki Avrupa'nın doğalgaz fiyatı. En üstteki de Japonya'nın doğalgaz fiyatı. Japonya'nın bir ara doğalgazının çok fazla yukarı çıktığını görüyoruz. Değil mi? Şurada çok fazla yukarı çıkmış. Mesela şurada da Amerika'nın kaya gazı devrimini gerçekleştirdiğini, normalde Amerika'da daha yüksek olması lazım doğalgaz fiyatlarının. Ama kaya gazı devriminden sonra gördüğünüz gibi çok aşağılara kadar indiğini görüyoruz. Yani en avantajlı ülke Amerika bu grafikte. İşte buradaki yükselme de sebebi arkadaşlar Fukushima kazasından sonra işte Japonya'nın büyük bir bölümü nükleer enerjiye bağımlıydı. Şimdi santralleri kapattılar, ne yaptılar? Elektrik vermek için, enerji ihtiyacını karşılamak için tabii ki daha fazla doğalgaz ithal etmek durumunda kaldılar. Sizin de bildiğiniz gibi Japonya bütün doğalgazını LNG olarak ithal ediyor. Boru hatlarıyla getirmiyor arkadaşlar. O yüzden de fiyatların bir anda yukarı çıktığını, yeni yeni toparlandığını görüyoruz. Şimdi bütün bu enerjiyi konuşurken niye konuşuyoruz? İşte bu enerjinin insanlara getirmiş olduğu bir konfor var değil mi? Bu konfordan hala istifade etmeyen bir sürü insan var dünyada. Bu grafik Dünya Enerji Ajansı'nın grafiği arkadaşlar. Baktığımız zaman grafiğe işte 2025'te Hindistan'daki o ekonomik ilerlemeyle birlikte sıfırlandığını görüyoruz ama Sahra Altı Afrika'da hala 2030'larda bile 600 milyona yakın insanın elektriksiz olacağını öngörülüyor yani. Bu şekilde bir düşünce söz konusu. Çünkü enerji demek aslında arkadaşlar, üretim demek, enerji demek, ekonominin ilerlemesi demek. Tabii o ülkelerde insanlar açlıktan değil mi? Geri geliyor bazen Türkiye'de yardım kampanyaları falan yapılıyor falan. Enerji demek aslında arkadaşlar, güç demek. Yani baktığımız zaman kim daha fazla enerjiyi tüketiyorsa, kullanıyorsa daha fazla güçlü olduğu anlamına geliyor. İşte Amerika'da kişi başına kullanılan elektriğe baktığımız zaman aşağı yukarı Türkiye'nin 3 katı civarında, 3-4 katı civarında, Avrupa'da yine öyle 3 katı civarında olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü hem konforu artıran şeydir enerji, hem de üretimi artıran şeydir. Şimdi arkadaşlar 2016-2040'a geldiğimiz zaman, yani nasıl bir talep değişimi söz konusu olacak? Coğrafyaya baktığımız zaman işte daha fazla Hindistan değil mi? Hindistan'ın talebinin çok fazla arttığını, Avrupa'nın gitgide düştüğünü söyleyebiliriz. Peki şöyle bir soru sorsam size. Avrupa'nın yani çok fazla enerji üretirken bu talebinin gitgide düşmesinin sebebi ne olabilir? Üretim azalıyor. Üretim azalıyor değil mi? Bir bu, ikincisi de verimlilik değil mi arkadaşlar? Yani aynı enerjide daha fazla iş yapma olayı. Mesela düşünün, ampuller 80 wattlık bir ampul alıyorsunuz eski sistem veya 100 wattlık. Şimdi 10 wattlık bir ampulle aynı enerjiyi elde edebiliyorsunuz. Daha doğrusu aynı derecede aydınlanabiliyorsunuz. Bunları değiştirdiğiniz zaman veya işte beyaz eşyanızı daha çevreci duruma getirdiğiniz zaman veya arabalara değil mi? Arabalar mesela 1.4'ler falan çıktı. Önceden 2'ler vardı. 2'lerin performansıyla 1.4'ler
Aynı değil mi? Kullanan var mı? 1.4 ile 2 motor. Yani performans, evet arkadaş kullanıyor. Aynı değil mi performansları? 1.4 ile 2. Aynen hocam, farklı tabii. Şey mi? Yani 1.4'de 2 motor. Evet ama... Performans olarak gayet tabii konfor olarak farklı. Konfor olarak, evet. Yani şöyle arkadaşlar, oradaki verimi daha fazla yansıtıyorsunuz. Başka bir şeyler ortaya koyuyorsunuz. Soğutmadan kadar devreye giriyor. İşte bu da sizin elinizi güçlendiriyor. Daha az yakıtla daha fazla biliyorsunuz. Evet, enerji dediğimiz zaman arkadaşlar bir de çevresini, yani çevresel etkisini konuşmamız lazım. Şimdi geçenler Birleşmiş Milletler'de bir kız çıktı, işte Türkiye gibi birkaç ülkeyi şey yapmıştı. Ya çok fazla kirletim şöyle yapıyor, yapıyor demişti. Aslında Türkiye devre kulak kalıyor yani bu diğer kirleticilerin yanında. Siyasi bir şeydi aslında o. Baktığımız zaman dünyanın %60'ını Amerika, Çin, Avrupa Birliği, Hindistan gibi ülkelerin kirlettiğini söyleyebiliriz arkadaşlar. Çünkü enerji daha fazla bundan tüketiyor. Enerjinin dışsal bir şeyi var, problemi var. Diyelim ki doğalgaz elektriğe dönüştüreceksiniz, ister istemez çevreyi kirletirsiniz. Veya kömürü, son zamanlarda 13 tane kömür santrali vardı değil mi? Onunla ilgili titre takısının takılmasında bayağı bir gündem oldu. İşte kömürü elektriğe çevirecekseniz ister istemez ne yapıyorsunuz? Doğayı kirletiyorsunuz yani. Doğayı kirletmeden bu dönüşümü gerçekleştiremiyorsunuz. Tabii bunu minimum düzeyde yapmanız lazım. İşte filtresini, üst düzey teknolojiyi beraber bunu yapmanız lazım. Bu da tabii maliyet getirdiği için yatırımcılar çok fazla buna katlanmak istemiyorlar. İşte ama hükümet de ne yaptı? Hükümet olmaz, bu şekilde devam edemezsiniz dedi. Yani bu tablodan şunu görüyoruz arkadaşlar. 2035 yılında da bu saymış olduğu ülkeler dünyanın kirliliğinden %60 oranında şeydir, sorumludur. Her ne kadar AB biraz daha düşürse de kirlilik oranını. Yine de yani bir Çin'in 1/3 kadar kirletmeye devam ediyor. Zira insana baktığınız zaman da 2010 ile 2035 arasında nereden baksanız 3 kat daha fazla arttığını görüyoruz. Tabii bu büyümeyle beraber çevreyi de kirletme birbirine eş anlamlı gibi bir şeye denk geliyor arkadaşlar. Çin de büyüdükçe çevreyi daha fazla kirletti. Hindistan'da büyüyor, büyüdükçe daha fazla çevreyi kirletecek. Şöyle bir fotoğraf var arkadaşlar. Böyle bir ülkede yaşamak ister misiniz? İşte bir yandan fabrikalar var, işte işsiz, durumluluk yoktur. Ama diğer taraftan da dışarıda böyle bir maskeyle dolaşıyorsunuz. Aslında bu çevreci bir görüntüyü de beraberine getiriyor. Çünkü herkes elektrik, yani şey kullanıyor, bisiklet kullanıyor değil mi? Bisiklet kullanmalarına rağmen bu kadar kirli oluyor yani çevre. Şimdi arkadaşlar bir de Türkiye'ye girelim. Ondan sonra Körfez ülkeleri ve güncel meseleler var. Şimdi bu şey oldu herhalde. Bir giriş mahiyetinde enerji nedir, değişim nasıl olacakla ilgili bir ders olmuş oldu. Birinci bölüm. İkinci bölümü de Körfez ülkeleri ve güncel meselelerle ilgili bir ders olmuş olsun. Son olarak iki tane slide yapalım. Ondan sonra şey verelim, arzu ederseniz ara verelim. Ondan sonra devam edelim. Bu da Türkiye'nin arkadaşlar tüketimi. Baktığımız zaman yine dünyayla paralel bir şekilde devam ediyor değil mi? Dünyada da %33'te 1 petrol ağırlı. Türkiye'de de öyle. İşte doğalgaz bizde daha fazla kullanılıyor. Dünyada %22 iken bizde %28. İşte kömür %28. Kömür de %28 civarında. Hidroelektrik bizim barajlarımızdan dolayı %10. Yenilenebilir enerji tabii emekleme döneminde hala %4 bir etkisinin olduğunu söyleyebiliriz.
Şöyle bir grafik yapmıştım daha önce de. Bunu sizinle paylaşmak istiyorum arkadaşlar. Bu grafik Türkiye'nin enerji ithalat faturası, cari açığı ve petrol fiyatlarının yükselişi veya petrol fiyatları yani ne kadar yani petrol fiyatları arttıkça bizim cari açığımız artıyor ve ödediğimiz fatura artıyor arkadaşlar. Türkiye'nin o yüzden şey değil, rahat değil enerjide. İşte petrolde %93 civarında, doğalgazı %99 civarında bir yurt dışına bağımlılığımız söz konusu. Bu da ekonominin üzerinde bir yük taşıyor. Nasıl bir yük taşıyor? Mesela 2012 yılında 60 milyar dolarlık bir faturamız söz konusuyken, hani fiyatlar düştükçe 2016 yılında 27 milyar metreküp, 2018 yılında da arkadaşlar 43 milyar dolar var Türkiye'nin ödemiş olduğu fatura. Bu da beraberinde neyi getiriyor arkadaşlar? İşte iç piyasada elektriğe zam yapıldı yapılmadı olayını daha fazla hissediyoruz. İşte ödediğimiz faturalar artıyor, değil mi? Elektriği biraz daha fazla konuşma hale geldik. Gelmeye devam edeceğim çünkü dolar ve enerji fiyatlarının artması demek Türkiye'nin enerji yapacağı zaman artması demek anlamına geliyor. Çünkü doğalgaz da Türkiye kar etmiyor zaten. Gelişinden veriyor ama dışarıdaki piyasada arttığı için ya onu hazineden karşılamak durumunda ya da tüketiciye yansıtmak durumunda ve mecburen şu andaki ekonomik koşullarda tüketiciye yansıtmak zorunda kalıyor. İşte böylece ne yapılıyor? Enerjiye zam geliyor arkadaşlar. Elektriğe özellikle ve doğalgaza zam geliyor. Dedikten sonra arkadaşlar ikinci bölümde Körfez ülkeleriyle devam ederiz. Şimdi isterseniz bir ona verelim. Körfez ülkelerine yoğunlaşacağız şimdi. Körfez ülkeleriyle ilgili işte birinci slide'da consumption yani tüketimleriyle ilgili bir veri. Bu milyon ton şeklinde Türkiye'nin de 40 milyon ton olduğunu söyleyeyim burada arkadaşlar. Petrol tüketiminin. Bu bütün tüketimle ilgili, petrol ve elektrikle ilgili ama bu 2018'de, şehir 2018 yazıyor ya, o da dünyadaki payı arkadaşlar. İşte burada İran'ın ve Suudi Arabistan'ın %2'sini, dünyanın enerji tüketiminin %2'sinde olduğunu görüyoruz. Değil mi? Bunlar aynı zamanda tüketici ülkeler. Şimdi petrol çıkartırken bile petrol tüketmeniz lazım. Çünkü makineler neyle çalışıyor? Tabii ki petrolle çalışıyor. İşte burada Körfez ülkelerini görüyoruz. Buradan da zaten şeyi söyleyebiliriz. Hangi ülke daha güçlü? Hangi ülkenin nüfusu daha az? Etkisi daha az dediğimiz zaman tabii burada Umman değil mi? Umman'ın düşük olduğunu söyleyebiliriz. Rezerv arkadaşlar burada. Rezervler zaten bu ülkelerin bu coğrafyadaki ağırlıklarını ortaya koyuyor. Rezerve baktığımız zaman Suudi Arabistan'ın dünyanın %17.2'sine sahip olduğunu söyleyebiliriz. İşte bu milyon olarak 2017'de 300 milyar varillik bir rezervin olduğunu görüyoruz arkadaşlar burada. Bu PR var ya, PR de bu rezervin üretime dönüştüğünde kaç yıl süre dayanacağını gösteriyor. İşte Suudi Arabistan'ın bu şekilde üretime devam etmesi neticesinde 66 yıl sonra bu rezervlerin sona ereceğini söyleyebiliriz. İşte bu Umman'da 15 yıl.
Bu neden kaynaklanıyor arkadaşlar? Rezerviniz diyelim dünyanın %2'si civarında ama üretiminiz dünyanın %6'sı civarındaysa hızlı bir şekilde bu rezervi tüketeceğiniz anlamına geliyor. Ama mesela Kuveyt'in ve İran'ın 90 yılın üzerinde olduğunu görüyoruz. Çünkü rezervinin karşılığında bir üretimleri yoktur. Hatta İran'ın bunlar eski veriler. Şu anda bu İran yaptırımlarından dolayı daha fazla düştüğünü söyleyebiliriz. Türkiye İran'dan petrol almıyor arkadaşlar. Aslında şöyle, Türkiye devleti alabilir yani bu yaptırımları şey yapmıyor, onaylamıyor. Alacağını söylüyor ama tabii petrolü ithal eden şirketler özel şirket olduğu için Tüpraş değil mi? Tüpraş özel bir şirket. Star rafinerisi var bir de, o da özel bir şirket. Şimdi onlar almıyor aslında. Türkiye Cumhuriyeti herhangi bir çekince koymuyor. Yani bu ülke, bu şirketler alabilir. Onlar da niye almıyor? Çünkü ABD yaptırıma tabi tutarsa o şirketleri, işte yöneticilerine hapis cezası verirse, işte yöneticilerine herhangi bir yerde, işte ABD'nin etkisi olduğu bir yerde tutuklanırsa o zaman ne olacak? Şirket bunu çözmek konusunda bayağı bir zorlanacak. En son öyle bir olayla karşı karşıya kalmıştık. O da Çin'in, değil mi, Huawei şirketinin kızının, sahibinin kızı, aynı zamanda şirkette yönetici olan birisini tutuklamıştı Kanada. Ve dünyada birinci gündem maddesi haline gelmişti. Arkadaşlar, bütün bu rezervlere baktığımız zaman OPEC diye bir kuruluş var, değil mi? OPEC'i biliyor musunuz arkadaşlar? Bu petrol ihraç eden ülkeler kendi aralarında bir organizasyon kuruyor. Organizasyonun merkezi de Viyana. Ben Viyana'da okudum, biliyorum. Çevir orada toplanırlar. Ve şey yaparlar, bu fiyatlara etki etmek manasında üretim kısıtlamasına giderler. Derler ki, İşte sen 100 bin kes, sen 500 bin kesin, sen 30 bin kes, herkesin gücüne göre bir üretimde bir kısıtlamaya giderler. Bu da beraberinde neyi getirir? Fiyatların yukarı doğru hareketlenmesini sağlar. Çünkü niye böyle bir yol izliyorlar? Bu ülkelerin bütçelerinde petrol bayağı bir etkiye sahip arkadaşlar. Petrolün 1 dolar artması işte bütçelerinde bilmem kaç milyar dolarlık bir artışa neden olurken işte kaç dolar düşmesi de bütçelerinde neyi beraberinde getiriyor? Zararı beraberinde getiriyor. Şimdi şöyle düşünün, siz 5 bin lira alan bir kişisiniz, evinizi geçindiriyorsunuz, ona göre bir harcamanız var falan. Maaşınız düştü 3 bin liraya. 3 bin liraya düştüğü zaman alışamıyorsunuz, değil mi? Yani panikliyorsunuz, yani bunu nasıl artırırım şeklinde bir arayışın içerisine giriyorsunuz. Bu ülkeleri de böyle düşünmek lazım. Yani mesela Suudi Arabistan 12 milyon varil bir petrol üretimi söz konusu günlük. Bunun aşağı yukarı 7-8 milyon varilini satıyor. İşte bir varil 65 dolarsa günde aşağı yukarı 500 milyon dolar yapar, değil mi? İşte yılda baktığımız zaman da 160 milyar dolarlık bir gelir demektir bu. İşte bunda 1 dolar artması demek aslında. 160 değil de 165 milyar dolara çıkıyor. 1 doları tam olarak bilmiyorum da yani hemen büyük bir meblağ yapıyor yani. Şimdi Suudi Arabistan neye alıştı mesela? 140 dolarken ne kadar petrol elde ediyordu? Bunun iki katıydı. 320 milyar dolarlık bir geliri vardı petrolden. Şimdi fiyatlar bir anda düştü. İşte 180-160 dolar milyar dolara kadar düştü geliri. Bu sefer de bir şey konuşmaya başladık. Ya Suudi Arabistan iflas ediyor. Ama geliri var. Aynı bizim durumumuz gibi. Yani 5 bin alırken 3 bine düşerseniz işte siz de iflas etmenin
eşiğine geliyorsunuz. Çünkü kredi kartınız ona göre geliyor. Ayağınızı yorganınıza göre uzatmanız lazım. İşte ona bir anda alışamıyorsunuz. Psikolojik bir şey aslında arkadaşlar. Diğer taraftan bakıyorsunuz, 2000 lirayla geçinenler var. Onlar iflas etmiyor mesela. Çünkü harcama kalemleri de ona göre düşüyor. O yüzden buradaki ülkeler petrolün fiyatının artmasına çok fazla şeydir, bağımlılar. Bunlar için, yani bu ülkeler için enerji güvenliği demek, petrolün belli bir fiyattan uzun süre satılması demek aslında. Şimdi yarın ne olacağı belli değil. Yarın bakarsınız 20 dolara düşebilir. 20 dolara düştüğü zaman bu işte 160 milyar gelirken, Suudi Arabistan için böyle söylüyorum, bu 40 milyar dolara falan düşmüş olacak değil mi? O zaman ülke ne yapacak? Yoksulluk, yani yoksulluğun eşiğine doğru gidecek. Diğer ülkeler için de bu geçerli arkadaşlar. Bu ülkelerin güçleri nereden geliyor? Ellerindeki rezervlerden. İşte üretimlerine bakalım. Üretimlerine bakalım arkadaşlar. Üretimlerde de İran'ın 2018'de 4 milyon 700 bin diyor ama bu rakam bayağı bir düştü yani. 3 milyonun altına düştü. Çünkü İran yaptırımlarında birinci seviye işte finans, otomotiv gibi sektörlere gelmişti. İkinci de petrol satışlarına gelmişti direkt olarak. İşte bu ilk başta bir muafiyet söz konusuyken daha sonra bu muafiyet ne yapıldı? Kaldırıldı. 180 gün bir muafiyet uygulandı. Ve birçok ülke buradan petrol alırken almamaya başladı. Bu da şu anda İran'ın biraz daha saldırgan bir politika izlemesini de beraberinde getirdi. Çünkü düşünün arkadaşlar, 3, 4,5 milyon, 5 milyon varil petrol üretiyorsunuz. Bunun da 3 milyonunu satıyorsanız ne yaparsınız? Bütçenizde işte 300 milyon dolar, 100 milyar dolar yaklaşıyor. 3 milyon varil satarsanız 100 milyar dolar da az para değil. Siz bunun tamamen kesilmesi neticesinde bir hamle yaparsanız diyelim ki 100 milyar dolardan nereye düştü bu para? 25 milyar, 30 milyar dolara düştü. Yani bu neyi getiriyor? Ekonomisi daha kötü olan İran'ın gitgide kötüleşeceği manasına geliyor. İşte içeride halka hep bir şeyler vaat ediyorsunuz. Şöyle olacak, böyle olacak şeklinde ama gitgide çevredeki halk da bunun daha kötüleştiğini gördükçe size olan desteğini yapıyor. Yavaş yavaş kesiyor arkadaşlar. Yani burada üretimdeki paylarına baktığınız zaman Suudi Arabistan %13, biraz önce %17 değil mi? Yani aslında 12 milyon üretiyor ama Suudi Arabistan 17 milyona kadar çıkabilir arkadaşlar üretimini. Çünkü 100 milyon günlük bir üretim söz konusu. Bunun %17'sini rezerv bazlı baktığımızda Suudi Arabistan'ın gerçekleştirmesi gerekiyor. İşte İran'a baktığımız zaman %5, 5 milyon üretmesi gerekiyor rezervine göre. Ama 5 milyon değildi, şu anda 3'ten daha aşağılara doğru gidiyor. Ve bu ülkeler aynı zamanda OPEC'in %66'sını oluşturuyor arkadaşlar. Bu körfezdeki ülkeler. Katar biliyorsunuz OPEC'ten ayrıldı değil mi? Ne zaman ayrılmıştı? Katar 2019'un başında ayrılmıştı. Aslında ayrılmasının sebebi nedir arkadaşlar? Niye ayrılmış olabilir Katar OPEC'te? Çünkü Katar'a oradaki blok siyasi baskı oluşturuyordu değil mi? Yani OPEC demek aslında Suudi Arabistan demek aslında arkadaşlar. Çünkü
OPEC 35-40 milyonluk bir üretim gerçekleştiriyorsa zaten bunun %35'ini Suudi Arabistan gerçekleştirdi. Yani üçte biri Suudi Arabistan elinde. Suudi Arabistan'la da Katar'ın arası iyi değil. Hatta biz oraya şey yapmasaydık, destek çıkmamış olsaydık büyük bir ihtimal oradaki yönetimi de değiştirecekti bu ülkeler. Ve işte Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan gibi ülkeler Katar'a ne yaptılar? Ambargo uyguladılar. O yüzden Katar şöyle dedi, ya işte ben size niye güç vereyim? Biri elinizde, yani beni çok zor durumda bırakmaya çalışıyorsunuz bir taraftan. Ben niye sizinle aynı birlik içerisinde olayım? Çünkü ben zaten satıyorsun bir şekilde. Petrol mesela Katar ne kadar üretiyormuş? Aşağı yukarı 2 milyona yakın. Yani dünya rezervinde %2'si Katar'da. Ona paralel bir şekilde bir üretimi söz konusu. Katar dediğimiz yer arkadaşlar nüfus olarak biliyor musunuz ne kadar? 2,5 milyon, 2 milyon 800 değil mi? Bir nüfusu var. Yani bizim Eskişehir'in nüfusu ne kadar? O kadar bir yer. Yani küçük bir yerin bu kadar etkisi olmasının sebebi aslında arkadaşlar rezerv ve enerjisinin rezervlerinin çok fazla olması. Yani küçük, yani haritada da baksanız zaten çok küçük bir yer olduğunu görürsünüz. İlerleyen şeylerde bilmiyorum. Harita çıkarım, orada tekrar bakarız. Bir de arkadaşlar, tabii enerji konuşurken doğalgazı da konuşmamız gerekiyor demiştik. Bu körfez ülkelerin enerji kaynaklarına, doğal gazına baktığımız zaman işte burada en fazla ön plana çıkan Katar olduğunu görüyoruz. Dünyanın %12'sine sahip. Yani devasa bir 24-25 trilyon metreküp. İşte en fazla sahip olan Rusya'nın da 35-38 neredeyse ona yakın olduğunu görüyoruz. Yani Rusya doğalgazı bir silah gibi kullanıyor. Gücünü genelde şeyden alıyor, doğalgazdan alıyor. Mesela Kırım'ı ilhak etti Rusya. Avrupa Birliği çok fazla sesini yükseltemedi. Niye yükseltemedi? Çünkü 250 milyar metreküplük bir doğalgaz akışı var Rusya'dan AB ülkelerine. Yani doğalgaz da öyle bir şey ki arkadaşlar, doğalgazı kestiğiniz zaman hani taşımayla bunu döndürmeniz zor. Yani o sistemi kurmanız zor, altyapı oluşturmanız zor. Türkiye mesela o uçak düşürülmesinden sonra elini rahatlatmak için LNG terminalleri kurdu. Önceden çok böyle kısıtlı bir altyapımız var. LNG terminaliyle yani gemilerle Türkiye'nin sistemine doğalgaz taşınması ve kullanılması ile ilgili. Ama şu anda elimiz rahat, nasıl rahat? %50'sine kadar Türkiye'nin tüketiminin %50'sinden daha fazlasını biz LNG tankerleriyle temin edebiliriz arkadaşlar. Yani çok zor durumda kalırsak mesela dedim ki Rusya ile aramız bozuldu ve kestiler diyelim. Veya İran'da bir sıkıntı çıktı. Tabii İran'da petrole gelen bir yaptırım söz konusu. Doğalgaza herhangi bir yaptırım söz konusu değil. Sebebi de şu arkadaşlar. Türkiye aldı zaten doğalgazı İran'dan. Aşağı yukarı yanlış hatırlamıyorsam 250 milyar metreküplük bir üretimleri var. Bunun da 10 milyar metreküpünü Türkiye alıyor. Diğerini kendi iç sistemlerinde tüketiyorlar. Bazen böyle havalar çok soğuk olduğu zaman İran'ın kendi iç tüketimine yetmiyor arkadaşlar doğalgaz. Ve bizimkini kesmek durumunda kalıyorlar. Ve kesiyorlar da. Tabii Türkiye'nin şu anda eli çok rahat. Son zamanlarda yapmış olduğu bu TANAP projesi ve Türk Akım projesiyle aynı zamanda doğalgaz depolama tesisleriyle birlikte Türkiye'nin işte mevcut boru hatlarındaki sıkıntılar çok fazla eskiye göre risk teşkil etmiyor arkadaşlar. Biz eskiden ben hatırlıyorum, enerji sektöründe çalıştım ben 5 yıla kadar.
İşte herhangi bir teknik arıza olduğu zaman boru hatlarında otomatik ben sanayinin elektriğini kesiyorum. Çünkü halkın devamlı kullanması gerekiyor elektriği ve doğalgazı. O zamanlar tabii %50'den daha fazlasını biz doğalgazı elektrikte kullanıyoruz. Şimdi o oran gitgide düşmeye başladı. Hatta şöyle bir oranı söyleyeyim size arkadaşlar. Biz tükettiğimiz elektriğin %60 ve 65'ini yerli kaynaklardan üretmeye başladık. İşte bunun da en önemli sebebi bu yenilenebilir enerjinin kapasitesinin artması. Aynı zamanda kömüre daha fazla yatırım yaptık. Lignit kömürüne. Ve yağmur çok fazla yağdığı zaman barajlar daha fazla doldu. Kuraklık döneminde barajları çok fazla kullanamadık arkadaşlar. Kullanamıyoruz. Bizim barajlarımızın da bayağı bir etkisi var bizim kullanmış olduğumuz elektrikte. Bütün bunları bir araya getirdiğimiz zaman Türkiye doğal gazda dışarıya bağımlılığı her ne kadar %99 olsa da bunu çeşitlendirmiş durumda. Şimdi devam edecek olursak şöyle bir parantez daha açayım. Türkiye için enerji güvenliği nedir diye soracak olursak da o da şudur arkadaşlar. Şimdi enerji güvenliği kimin tarafından baktığınıza bağlı. Tüketici ülke tarafından bakıyorsunuz, üretici ülke tarafından bakıyorsunuz. İşte tüketici ülke tarafından da şudur. İşte enerjinin devamlı, erişilebilir olması ve fiyatının öngörülebilir olması diye kısaca özetleyebiliriz. İşte satıcı ülkeyseniz enerji üretmiş olduğunuz enerjinin tüketiciye her zaman ulaşabilir olması ve fiyatının makul düzeyde kalması. Mesela diyelim sizin enerjiyi çıkartırken maliyetiniz 65 dolar ve şu anda satıyorsunuz 63 dolar mesela. Bu işte enerji tüketicisi açısından bir faydayken enerji üreticisi ülke açısından nedir? Bir zarardır, maliyettir. İşte rekabet ortamında mecburen satmak zorundasınız değil mi? Petrol fiyatları diyelim ki sizin maliyetiniz 55 dolar, bazı ülkenin maliyeti 5 dolar. Yani o coğrafyayla işte petrolün durumuna göre işte sizin bazı yerlerde çok fazla devasa yataklar var. Oradan aldığınız zaman hani bizim bu sular var ya sular gibi mesela o ülkelere gittiğiniz zaman işte 1 litre su mu pahalı, 1 litre petrol mu pahalı diye baktığınız zaman hakikaten 1 litre suyun daha pahalı olduğunu görüyoruz. Hani bizim de burada su dolum tesisleri var ya onun gibi düşünün. Petrolü öyle dolduruyorsunuz ve satıyorsunuz. Ve bu dünyada fiyatlanıyor. O fiyat sizin maliyetinizin üstündeyse, çok üzerindeyse çok fazla kar etmeye başlıyorsunuz. İşte maliyetinize yaklaştıkça o karınızdan feragat ediyorsunuz. Ona katlanmak zorunda kalıyorsunuz. Bu doğalgaz rezervi olarak ön plana çıkan Katar, işte nedir? Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan'da da ne vardır arkadaşlar? Belli miktarlarda doğalgaz var. Irak'ta da var. Aslında bunu ben BP'nin şeyinden aldım ama Irak'taki doğalgaz daha fazla olması lazım. Yani 4 milyona yakın değil de biraz daha fazla olması lazım. Şimdi Irak gibi bir petrol zengini bir ülke. Şeye bakalım arkadaşlar. Rezervine bakalım. Irak'ın rezervi arkadaşlar dünyanın %8.5'ine yani %9'una sahip Irak. Ama şu anda 4,5 milyona yakın bir üretimi söz konusu. Aslında Irak'ın potansiyeli çok yüksek bir potansiyeli var enerji açısından. Yani biz Suudi Arabistan'ı konuşuyoruz değil mi? Oranın da yüksek ama Irak'ın da az değil. Mesela 9 milyon varil günlük üretim gerçekleştirebilir Irak. İşte şimdikinin iki katı anlamına gelir bu. Yani bir
siyasi birlik yoktur, tamam mı? Siyasi birlik olsa Irak'ın ekonomisi kısa sürede toparlanır ve hatta Türkiye'yi bile geçebilir. Çünkü direkt herhangi bir şey yapmıyorsunuz yani. Direkt alıyorsunuz ve satıyorsunuz ham petrolü. Hani su doldurur gibi. İşte bu rezervler aslında ülkelerin bu işi nasıl ne kadar iyi yönettiğiyle ilgili. Şimdi bu ülkelere baktığımız zaman Kuveyt bu işi yönetebiliyor. Mesela 6 milyon üretmesi gerekiyor. İşte Suudi Arabistan 17 milyon üretmesi gerekiyor. Birleşik Arap Emirlikleri'nin 6 milyon üretmesi gerekiyor. İran'ın 9 milyon. Bu coğrafyadaki ülkeler yani körfez ülkeleri her ne kadar enerjide, petrolde çok ön plana çıksa bile aslında %50 daha fazla ön plana çıkabilir. Yani ürettiklerinden bir katı daha fazla üretime katkı sunabilirler. Çünkü potansiyelleri var. Bunu yönetmek lazım sadece. Tabi bu da beraberinde neyi getirecek? Petrol fiyatlarının düşmesi. Hızlı bir şekilde hepsinin üretimiyle aslında petrol fiyatlarının da düşmesi anlamına gelecek ama sonuçta bunu yöneten ülkeler var mesela. Potansiyeline bakıyorsun. Rezervi %4 ama üretimde %8. Oranında bir üretim var. Mesela ABD, Amerika'nın rezervleri o kadar güçlü değil. Peki ABD ne kadar tüketiyor arkadaşlar? Günlük olarak petrol dediğimiz zaman 20 milyona yakın. Yani dünyadaki üretilen petrollerin %20'sini Amerika tüketiyor. Üretimi ne kadar? Üretim de aşağı yukarı en son 16 milyona falan çıktı. Yani açık ara birinci sırada şu anda. Daha önceden mesela 10 milyon üretirken dışarıdan 10 milyona yakın bir ne yapıyordu? Petrol ithal etmek durumundaydı. Ama şimdi elinin gitgide güçlendiğini görüyoruz. Bu da beraberinde neyi getiriyor işte? Bu coğrafyaya daha fazla maliyetli olarak gelmediğini görüyoruz ABD'nin, değil mi? Çünkü eskiden bu coğrafyanın petrolünün büyük bir bölümünü ABD alırken şimdi büyük bir bölümünü, %80'ine yakınını Asya ülkelerinin aldığını görüyoruz. Bu da Asya ülkelerinin bu coğrafyada daha fazla etkin hale getirmekte ve getirecektir. İşte ABD'nin de buraya işte eskiden ufak bir şey olduğu zaman hızlı bir şekilde askeriyle falan geliyordu. Yani hızlı bir şekilde etki ediyordu, hızlı bir şekilde sonucu etkilemeye çalışıyordu ama şimdi uzaktan baktığını görüyoruz. Mesela Libya olayında değil mi? Eski ABD olsaydı, biraz petrole coğrafyada bağımlılığı üst düzeyde olsaydı büyük bir ihtimal oyunun hemen içerisinde yer almıştı. Ama her şeyin bir maliyeti var arkadaşlar. O maliyeti de şey yapmanız lazım. Karşılamanız gerekiyor. Evet, şimdi üretim dedik. Evet, şeye bakalım biraz da. Peki bu doğalgaz üretimleri ne düzeyde bu ülkelerin? İşte biraz önce ne dedik? İran'ın 240-250 milyar metrekü bir üretimi söz konusuymuş arkadaşlar. Bu da %6'sına tekabül ediyor. İşte Katar'a baktığımız zaman 175 milyar metreküplük bir üretimi söz konusu. Bunun 75'ini kendi tüketiyor, 100'ünü ne yapıyor? İhraç ediyor. Nasıl ihraç ediyor? LNG terminalleriyle ihraç ediyor arkadaşlar. Hemen şöyle bakalım kimden ihraç ediyor? LNG ile. Umman ihraç ediyor. Aşağı yukarı bir 13 milyar metreküplük bir ihracatı var. Katar'ın 100, Birleşik Arap Emirlikleri'nde 7 milyar metreküplük bir ihracatı var. Dipnot olarak da şöyle söyleyeyim. Türkiye'nin tüketimi aşağı yukarı 50 milyar metreküplük. İşte Katar'ın enerji piyasasındaki etkisi ne kadar diye soracak olursak LNG de büyük bir ihtimal bu. 4'te 1 arkadaşlar. Katar'ın yani Katar'ın gücü nereden geliyor?
LNG satışından geliyor. LNG'deki gücünden geliyor diyebiliriz. Bu enerji ve tablolarla ilgili son bir şey göstereyim. O da şu olsun. Elektrik tüketimi. İşte burada şöyle bir dipnot vereyim. Türkiye'nin şu andaki elektrik tüketimi 320 milyar kilowatt, yani terawatt diyebiliriz. Bu İran'dan da daha fazla. Biz bir tüketimimiz söz konusu. Ama Suudi Arabistan daha fazla. 380 terawattlık bir tüketim var. Elektrik olarak diyorum. İşte bu da gelişmişliği biraz gösteriyor arkadaşlar. Elektrik tüketimi. Elektrik tüketiminde işte Irak'ın gitgide şeyinin arttığını görüyoruz. Orada miktarının arttığını görüyoruz. Ve bu miktarlar artmak zorunda arkadaşlar. Çünkü her tarafa elektrik götürülmesi ve beyaz eşya, yani evdeki birçok şeyin artık elektrikli aletlerle çalıştığını düşündüğümüz zaman, işte elektriğin çok fazla kullanılması demek aynı zamanda refahın artması, işte konforun artması, üretimin artması anlamına geliyor arkadaşlar. Şimdi burada güncel meseleler var. Onlara geçmek istiyorum ama nasıl yapalım? Sürede çok az güncel meselelerle ilgili. Mesela şöyle söyleyeyim, birkaç tanesini seçelim, onlarla ilgili konuşalım. İran yaptırımları var, onu konuşabiliriz. Doğu Akdeniz var, onu konuşabiliriz. İşte Talat Türk Akıbı var. Başka ne varmış? Rusya yaptırımları var, Katar'da OPEC'ten ayrılması var. Veya soru cevap şeklinde, yani sorularımızla devam edebiliriz. Arzu eden olursa soruları da geçebiliriz arkadaşlar. Nasıl devam edelim? Size bırakıyorum. Hocam Doğu Akdeniz, bir de Akkuyu da çok dikkat çekiyor aslında. Çünkü Akkuyu inşa eden Rus şirketin bu Çernobil faciasının da yaşanmasını sağlayan şirket olduğu falan söylenmişti medyada. Evet. Şey, nükleere mi girelim? Nükleer enerjiye girelim mi? Bir tek başıma benim düşüncemle olmasın arkadaşlar. Veya Doğu Akdeniz'e mi girelim önce? Hocam konumuz İran. İran araştırma. İran yaptırımları mı ödüyor falan? Yani o biraz daha uygun olur. Tamam, olur. Tabii arkadaşım düşünmeyesin. Şimdi arkadaşlar veya şöyle yapalım. Son birkaç dakikamız var. Soru alalım da soruyla şey yapalım. Toparlayalım. Çünkü biz bu kadar, yani burada ne anlatırsak anlatalım, sizin aslında beklentilerimiz, istediğiniz şeyleri anlatmamız gerekiyor. Tabii günün son saatleri, işte birkaç dakika kaldı bitmek üzere falan, iş olanlar olabilir veya çıkmak isteyen olabilir falan. Bununla ilgili soru alalım isterseniz. Bu son güncel konular ve şeyle ilgili. Birinci soru, o nükleeri alabiliriz sizin şey olarak. Başka sorusu olan var mı? Cemal Zayıf demişti ki bir kere biz yaptırımları aşma konusunda doktora yaptık tarzında bir açıklama sormuştuk. Bunu mesela nasıl aşıyorlar yaptırımları, nasıl yöntemlerle yapıyorlar, siz biliyor musunuz bunları? Evet, tamam. Bir de Türkiye ABD yaptırımlarını kabul etmeyecekti. ABD özellikle Türkiye petrol ve doğalgaz konusunda baskı uyguluyordu ama Türkiye bunu kabul etmeyeceğini açıklamıştı. Siz de bahsettiniz, Türkiye şu an İran'dan petrol alıyor ama doğalgaz alıyor. Doğalgaz almayı da bırakır mı? Yoksa ileride petrol almaya da tekrar geri döner mi? Sizin sorun. Onda var mı orada soru? Başka soru yok. Ya o zaman sorular, bir nükleer enerji, iki yaptırımlar. Zaten ikiniz aslında şey, benzerlik arz ediyor. Önce bir nükleerle şey yapalım, konuşalım. Arkadaşlar, Türkiye bir nükleer serüveni 1958'lerde başlıyor. Biz Atom Enerji Kurulu'na 1958'de üye olduk. Ve 5-6 defa, yanlış hatırlamıyorsam 5 defa nükleer enerji yapılması konusunda bir ne derler, çağrıda bulunduk.
şirketlere dedik ki şu şartlar altında gelin bize nükleer enerji santrali yapın dedik. Biz bunu niye yapıyoruz? Öncelikle onun birkaç cümleyle onu söyleyeyim. Çünkü Türkiye yurt dışına çok fazla bağımlı olduğu için elektriğinin %50'sine yakınını nereden elde ediyor? Doğalgazdan elde ediyor. Şimdi doğalgaz fiyatları arttığı zaman, enerji fiyatları arttığı zaman otomatik olarak içerideki halkınıza siz de pahalı elektrik vermek durumundasınız. Yani enerji fiyatları ekonominin üzerine bir yük olarak geliyor. Dış piyasada ekonomi, biraz önce bir grafik göstermiştim. Fiyatlar ne kadar artarsa bizim enerji fiyatlarımız, enerji faturamız o kadar artarken düştüğü zaman da elimiz rahatlıyor. Bütün bunlardan dolayı yani nükleer enerjinin şöyle bir kolaylığı var. Yani orada kullanmış olduğunuz uranyumun fiyatının çok artması çok fazla etki etmiyor. Çünkü siz orada bir teknik kullanıyorsunuz. Diyelim ki %30 etki ederken uranyum fiyatları çok fazla arttığı zaman son çıkan elektriğe doğalgazda bu %95 etki ediyor. İşte doğalgazda hiç şeyiniz yok, kaçarınız yok. Doğalgaz fiyatları arttığı zaman %50'de elektriğe bağımlıysanız doğalgazda otomatik mi hane halkına ve sanayinin kullanmış olduğu elektrik fiyatlarını arttırmak durumundasınız. Bu da neyi beraberinde getiriyor? Elektrik fiyatlarının artması, üretimin düşmesi, işsizliğin artması, işte her birisi birbirine etkiliyor. İşte enflasyonun yükselmesi, ondan sonra ekonomik büyümenin düşmesi falan filan. Yani her şeyi etkileyen bir sürece girdiği için size diyorsunuz ki bunu biz çözelim. Nasıl çözelim? Japonya nasıl çözmüş mesela? Japonya'nın da yeraltı kaynakları yok. Fransa nasıl çözmüş? Onların da yok. İşte ABD nasıl çözmüş? Zamanında onların da yeterli değil. Bu ülkeler her birisinde şey var, nükleer enerji var. Hatta Fransa'nın %75 civarında elektriği nükleer enerjiden sağlanıyor arkadaşlar. Mesela Güney Kore'nin %35'ler civarında, Japonya'nın herkese yine %30'lar civarında ne yapıyor? Nükleer enerjiyle sağlıyor elektriğini. Yani aklın yolu birdir. Biz de dışarı bağlıysak bu teknolojiyi alıp içeride kullanmamız gerekiyor. Ve biz bunu aslında müttefik dediğimiz ABD'li şirketlerden daha çok bekledik. İşte Avrupa'daki şirketlerden daha çok bekledik. Yani gelin bu işi bize yapın, biz bu işi bilmiyoruz şeklinde ama onlar bir türlü yanaşmadı. Yanaşmayınca işte biz bunu Çinlilere de verebilirdik, Ruslara da verebilirdik. Yani başka bir diğerin parmağı kadar zaten bu teknolojiye sahip olan ülke. Biz bunu Ruslara vermek durumunda kaldık. Ruslar buraya aşağı yukarı 24 milyar dolarlık bir yatırım yapacaklar. Ve biz bu üretilen elektriğin %50'sine garanti verdik. Dedik ki biz bu şeyin 12 centten, yani 12 cent dolardan alım garantisini verdik. %50'sini de serbest piyasada satacaklar. Yani burada bir şey var, ayrıntı var. Ona dikkatinizi çekmek istiyorum. Dediler pahalı falan ama %50'sine biz şeyiz yani garantiledik. %50'sini çok düşük fiyattan alabiliriz. Çünkü mevcut enerji piyasasındaki fiyatlarla rekabet ederek satmak zorunda kalacakları için işte diğer üreticiler kaça satacaksa o da o zamanın koşullarına göre 2023'te faaliyete geçeceği öngörülüyor santralin birinci bölümü. O zaman geçecek. Şimdi güvenlik kaygılarıyla ilgili de bu Çernobil'den sonra santrallerdeki güvenlikler biraz bir tık daha arttırıldı. İşte diyelim ki 2 değil de 3'e çıkartıldı mesela korumaları. Bu biraz daha teknik olaya giriyor da. Yani işte deprem dayanıklılığıyla ilgili bizde şeyi oranı arttırıldı. İşte herhangi bir sıkıntı olması neticesinde ki şeyler prosedürler biraz daha sertleştirildi falan. Tabii bütün bunlar kim kontrol ediyor arkadaşlar?
Atom Enerji Kurulu, o da şimdi Viyana'da. İşte oradan bir şey yapmanız lazım. Santrali açacağınız zaman veya üretimi tutacağınız zaman oranın bir onayı gerekiyor. Oranın onayı olmadan da açamıyorsunuz. Yani Ruslarla yapmaya çalıştığımız santral aslında güvenlik olarak daha üst güvenlik donanımlarına sahip. Ve bu 40 yıllığına bir şey var, anlaşma var ama bu santrallerin de yani 50 yıl, 60 yıl sonra kapatılması lazım. Yani revize edilmesi lazım. Ama baktığımız zaman işte Ermenistan'da değil mi? Veya Bulgaristan'da eski nükleer santrallerin hala devam ettiğini görüyoruz. Yani kapatılması lazım aslında. Devam ediyor. Yani burada bir risk varsa bu risk aslında bizim coğrafyamızda olmadığı halde işte oralardaki nedir? Santrallerin getirmiş olduğu bir risk vardır aslında. Yani biz onlardan daha korunaklı, daha üst düzey güvenlikli bir santral yaparken işte güvenlik boyutuna daha fazla dikkat çekilmesinin sebebi işte son yaşanan Çernobil'de gelen bu algı olayı. Mesela şöyle bir algı var. Almanya nükleerden çıkıyor. Mecbur çıkacak çünkü nükleerde eskidi Almanya. Yani ya kapatacaksın ya da yeniden yapacaksın. Şu andaki mevcut siyasi iklimi onları yeniden yapmaya elverişli olmadığı için çünkü iktidar öyle bir karar alırsa büyük bir oy kaybına uğrayacağı için Almanya ne yapıyor? Yapmıyor. Almanya'yı olarak görüyoruz biz. Ya işte bak sana şeyden çıkıyor, nükleeri kapatıyor. Öyle değil. Yıllarca zaten nükleerde çalıştı. Nükleerdeki işte o 40 yılını devren santrali mecbur kapatacaksın. Ya da revize edeceksin. Yani bunun sonucu olarak öyle haberler çıkıyor arkadaşlar. Almanya 10 yıl önce açmış olduğu nükleerleri kapatmıyor yani. Eski nükleerleri kapatıyor. Bu bir nükleere giriş yapmış oldu. Hocam işletme sen Rusların elinde mi? Şirketin %100'ü şeyin elinde. Yani bizim topraklarımızda bulunuyor sonuçta. Ama şöyle karşılıklı bir anlaşma var. Bu anlaşmadaki maddelere göre siz ne yapıyorsunuz? İşletiyorsunuz. Bunun kontrollerini kim yapacak mesela diyelim. Biz şu anda 100'den fazla öğrenci gönderdik. Onlar ne yaptılar? Bitirdiler, geri geldiler. Bazıları yüksek lisansa devam etti. Biz kontrolcü durumdayız. Ve ikinci bir şansımız var orada. Şöyle bir madde var anlaşmada. Akkuyu nükleer enerji santralinin %49'unu Ruslar satabilir. Türkiye'nin onayladığı bir yer. Yani Ruslar bir ara şöyle konuşuluyordu. Yani biz bunu satmak istiyoruz %49'unu. Kim alsın bunu? İşte Türk. Yani Türkiye'nin onay verdiği birilerini alması lazım. İşte bunun %49'unu geçmesi de söz konusu olabilir. Şu anda çok fazla dillendirilmiyor ama Türkiye'nin ekonomisi biraz daha toparlandığı zaman biz bunlarla konuşur hale geleceğiz. Çünkü büyük bir ihtimal Türkiye'deki enerji firmaları da orada ortaklığa girmek isteyebilirler. Biz nükleer santrale şöyle bakıyoruz aslında. Teknolojinin Türkiye transferi şeklinde bakıyoruz. Yani şu anda Türkiye nükleer enerji santrali yapmakla hem insanını yetiştiriyor. Yani beşeri unsur çok önemli burada. Yani nükleer nedir, nasıl çalışır? Onunla ilgili eğitim alıyor bizim öğrencilerimiz. Ve bunu orada kurulurken, kurulum aşamasında da birçok Türk firması çalışacak. İşte birçok parçasını yerli firmalar yapacak. İşte işletme aşamasında da Türk personel istihdam edeceksin. Ve kontroller de Türkler tarafından yapılacak. Bu beraberinde bilgi birikimini, teknoloji transferini getirecek arkadaşlar. Özellikle %49'da alırsak, Akkuyu nükleer santralin %49'unu Türk şirketleri alırsa
Bunu bu şekilde yapalım. Herhangi bir kriz durumunda hocam kapattık diyebilir ama %1'i onda. Siz biz %49'unu alsak bile herhangi bir kriz anlaşmazlık durumunda, Rusya'yla bir çatışma durumunda. Ama garanti eder misin? Sen şimdi şöyle 24 milyar dolar getirdin, oraya yatırdın. Ondan sonra ben santrali kapattım, çalıştırmıyorum diyebilirsin. Size şöyle bir şey vereyim arkadaşlar. Türkiye şu anda elektrik kapasitesi olarak 96 bin megawattlık bir kapasiteye sahip, saatlik. Biz bunun en fazla 46 binini kullandık. O da yaz aylarında kullanıyoruz. Bu nükleer de sadece 4.8, yani 4.800 megawattlık bir güce sahip. Yani bu kapasiteye baktığımız zaman kapasitenin %5'ine tekabül ediyor. Zaten biz kapasitenin %7'sini kullanıyoruz ki. Yani elektrik santral kapasitemizin %50'sini kullanıyoruz. Tabii bunu niye %50'sini kullanıyoruz? Bazıları hidroelektrik olduğu için devamlı çalışmıyor. Bazıları yenilenebilir enerji olduğu için onlar da devamlı çalışmıyor. Ama bizim kapasite olarak Ruslar bize orada şey yapamaz yani. Biz bunu kapatıyoruz diyemez. Kapatırsan kapatırsın. Ben senden o zaman yüksek maliyetli elektrik almam. Daha düşük maliyetli elektrik alırım. Bir de kapatabilirim. Öyle o kadar rahat değil yani. İkili anlaşmalar var. Sen bir yatırımcıysan 24 milyar dolara getirip oraya yatırıp da sonra ben kapatıyorum, çalışmıyorum. Nasıl kazanacağım bu parayı? Yani o vermiş olduğunuz garanti aslında o 24 milyarı onlara kazandıracak bir garanti. Ondan sonra da garantiler bittikten sonra da piyasaya serbest bir şekilde satış yapacak. Şimdi yaptırımlar konusuna gelecek olursak, süremiz bayağı bir azalmış. Biz bu yaptırımları daha önceden de takmadık arkadaşlar. Nasıl takmadık? Bu Hakan Atilla olayını hatırlarsınız. Bir şekilde bunu ne yaptık? Değerlik. Değerlik ama bir şey dememişlerdi bize. Yani şöyle veya böyle herhangi bir yaptırımla ilgili bir dosya gelmemişti. Ta ki Hakan Atilla işte Amerika'ya gidip orada tutuklanana kadar. Yani Amerika'nın şöyle bir özelliği var. Dosyaları biriktiriyor. Zamanı geldiğinde dosyayı önümüze koyuyor. Ve ne diyor? İşte biz diyor yaptırım uyguluyorduk. Siz bunu değerlediniz. Kim değerli? Türkiye değerli. Ama bu yaptırımların uluslararası geçerliliği var mı? Yok. Uluslararası hukukta bir yeri var mı? Yok. İşte Amerika diyor ki ben güçlüyüm diyor. Benim kabul etmiş olduğum kanunlar, yasalar herkesi ilgilendirir. İlgilendirmiyor diyorsan diyor, ben sana gücüm yettiği oranda bunu sana diretirim diyor. Aslında işin şeyi bu. Yani şöyle düşünün, bir köy düşünün. Köyün bir ağası var. Bir uluslararası hukuk var, devletin bir hukuku var. Onun haricinde ağa diyor ki, işte Mehmet'e selam vermeyeceksin, Ahmet'le iş birliği yapmayacaksın, şunu şöyle yapmayacaksın diyebiliyor. Yani bunu kabaca basitleştirecek olursak ABD bunu diyor. Niye diyor peki? İşte İran'da rejimin değişmesi lazım. Ama yani İran halkını bileceğini demiş değil mi? Rejimin değişip veya değişmeyeceğini, kimin başa gelip geçmeyeceğini. Yani sen bir güçlü devlet olarak buna karışmaman lazım. Zaten uluslararası hukuk boyutundan bakacak olursak yaptırımları diletmek ve dayatmak aslında uluslararası hukuk aykırı arkadaşlar. Çünkü biliyorsunuz Rusya yaptırımlarıyla beraber bize de şey yapmaya çalışıyorlar, yani köşeye sıkıştırmaya çalışıyorlar. Türkiye'nin en fazla enerjide ilişkisi olan iki tane aktörü, birisi Rusya, birisi İran, ikisine de ABD ne yapıyor? Yaptırım uyguluyor şu anda. Bir şekilde önümüze gelebiliyor bu yaptırım. Bu yatırımları nasıl delebiliyoruz? İşte biz bu yatırımları deldik aslında. Nasıl deldik? İşte biliyorsunuz bu SWIFT sisteminde olmadığı zaman bankalar biliyorsunuz o sistemler üzerinden ticaret yapılıyor. Daha sonra biz bunu altınla ödemeye çalıştık. İşte alışverişimizi biraz altın bazlı yapmaya çalıştık. Ama
günün sonunda gördük ki Türkiye maliyeti daha fazla oldu. Yani bunu denerken Türkiye buradan bir kar elde ediyordu, bir gelir elde ediyordu ama günün sonunda bu dolar kuru şeyine baktığımız zaman, etkisine baktığımız zaman hakikaten doların bir anda 8 TL'ye kadar fırlaması, sonra piyasanın bir anda bozulması ve toparlanmasının geri sonlandırılmasının maliyetini hesapladığımız zaman bu maliyet oradan kazandığımız karın çok fazla ötesinde olduğunu görüyoruz. Tabii her şeyi bu şekilde değerlendirmemek lazım. Türkiye bağımsız karar veren bir ülke ama bu bağımsız kararlarını alırken de bir maliyeti var. Yani her atmış olduğumuz adımın bir maliyeti var. Bunları da görmeniz gerekiyor. Çünkü iç piyasada bir tepki oluşuyor, değil mi? Son zamanlardaki seçimlere Türkiye nasıl yaptı söyledi. Biraz ekonomisi sarsılmış bir şekilde girdi. Ve bunu yerel halka, yani seçmeni anlatacağınız zaman seçmen çok onlara bakma. Yani bağımsız bir şekilde karar vermeye mi baktı Türk seçmeni yoksa ekonomik olarak elinin ne kadar güçlü veya zayıf olduğuna mı baktı? Biraz ekonomi tarafı daha ağır bastı. Son yerel seçimlerde bunu gördük. Tabii her atmış olduğunuz adımın da size bir maliyet getirdiğini düşünürsek Türkiye aslında her ne kadar işte bu yaptırımlara ben uymayacağım, işte ben almaya devam ederim dese bile bunu günün sonunda baktığımız zaman işte bu Tüpraş'ın İran'dan tamamen doğal petrol alımını sonlandırdığını görüyoruz. Ama doğalgaza İran, ABD bir yaptırımı söz konusu değil arkadaşlar. Çünkü ABD de şunu iyi biliyor ki doğalgaza yaptırım uygularsa yani bu saçma bir şey olur. Türkiye çünkü başka yerden alamıyor ki doğalgazını. Mecbur oradan bu hattan aşağı yukarı 10 milyar metreküplük bir doğalgaz akışı söz konusu gelmek zorunda. Bizim LNG sistemindeki alışımız da bir yıl içerisinde aşağı yukarı 10 milyar metre. Yani LNG'deki alım kapasitemizi ikiye artırmamız lazım. Bu da gemi trafiği demek, üretmek demek, teknik kapasite demek falan. Her ne kadar biz bunu şöyle kapasite olarak 25 milyar metre küpe kadar çıkartabiliyor olsak bile devamlı LNG terminaline gemilerin birinin girip birinin gitmesi manasına geliyor. LNG ile temin etmek demek. ABD de bunu biliyor. Yani 10 milyar metreküplük bir doğalgaz İran satıyor, Türkiye'de alıyor, bunun parasını da ödüyor, anlaşma da var. Buna herhangi bir sesi çıkmıyor ABD'nin şu anda. Ama yaptırımların günün sonunda kimi güçlendirdiği, kime daha fazla zarar verdiğiyle ilgili bir şey söyleyecek olursak en fazla Türkiye etkileniyor arkadaşlar. Yani nasıl etkileniyor? İşte İran'la baktığımız zaman ticaretimizin 25 milyar dolarları konuşurken işte 2010 yıllarındaki hedefimiz aslında İran'ı 25 milyar dolara kadar çıkartacaktı karşılıklı ticaret. İşte orada ticaret yapamıyoruz. Sonra Rusya'yla işte belli noktalarda ne yapamıyorsunuz? Ticaret yapamıyorsunuz. Günün sonunda baktığımız zaman işte Türkiye'nin 180 milyar dolarlık bir ihracatı söz konusu. Türkiye'nin daha kuvvetlenmesi için, ekonomisinin daha ileriye gitmesi için daha fazla ihracat yapması lazım. Kime yapacağız bunu? Çevremizdeki komşulara yapmamız lazım. Yani Suriye'nin durumu belli. Irak'taki iç çatışmalar belli bir düzeyde. Bütün bu çatışmalar Türkiye'ye belli bir maliyet getiriyor. Bu maliyette Türkiye'nin elini ne yapıyor arkadaşlar? Kola sokuyor ve gücünü ekonomik manada düşürüyor. Yani şu andaki gücümüzden daha fazla bir güce sahip olabilirdik. Bu etrafımızdaki işte savaşlar olmasaydı, yaptırımlar olmasaydı Türkiye bugün işte
daha fazla elektrikli otomobili konuşur. İşte savaş uçağını konuşur. İşte eskide konuştuğumuz gibi büyük projeleri konuşur artı olurdu. Ama şu anda toparlanmayla beraber bu ülkelerle olan ticaretimizi arttırırsak arkadaşlar, Türkiye büyümeye devam edecektir. İşte bu yaptırımların da Türkiye'ye zarar verdiğini, bunun bir an önce bitmesi Türkiye'nin menfaati olacağını söyleyebiliriz. Çok fazla uzatmayalım arkadaşlar. Sürenin de zaten sonuna geldik. Başka soru yoksa ben teşekkür ediyorum sizi burada bugün yani zaman verip geldiğiniz için, değerli vaktinizi ayırdığınız için ve iyi Ramazan teşekkür ediyorum. Çünkü böyle güzel bir program düzenlemişler. Özellikle Körfez ve Körfez bölgesine yönelik bir program. Biz teşekkür ederiz. Siz de buradan büyük bir ihtimal bir fikriniz, bir düşünceniz oluştu ve bundan sonraki çalışmalarınızda da bu düşünceyle, bu fikirle, bilgi birikimiyle hareket edip işte bir 10 yıl sonra, 20 yıl sonra sizleri de güzel yerlerde bu işlerin başlarında, işte önemli bir sıralarında ve bu sıralarda yani konuşmacı olarak görmek istiyoruz. Biz akademisyen olduğumuz için her birimizi biraz birer akademi yere görülecek kişiler olarak görüyoruz. İşte yüksek lisanslarınızdan sonra doktoralarınızı da bu alanlarda yaparsanız Türkiye'nin bu alanlarda hakikaten çok fazla akademisyenlere ihtiyacı var. Siz de bu şeyi karşılayacak potansiyele sahipsiniz arkadaşlar. Teşekkür ediyoruz.